Baba. Şerif amca, bu çocuk kim? Bilmem, tanımıyorum. Yavrum, sen kimsin? Senin anan baban kim? Ben senin oğlunum. Ne? Tanımıyorsun. Ben senin oğlunum. Oğlunum. Özgür, Fındım, hadi uyan, okula geç kalacak. Oğlunum. Oğlunum. Canım benim. Canım, canım benim. Tamam, geçti geçti. Ben senin yanındayım. Kötü bir rüya mı gördün ha? Benden başka çocukları seviyordu. Seni tanımıyorum diyordu. Canım, adı üstünde rüya işte. Bazen öyle garip şeyler görürüz rüyalarımızda. Yoksa baban hiç seni sevmez mi? Hatırlasana, hani geçen akşam bizi yemeğe götürmek için gelmişti ya. Hatta sana elini uzattı, gidelim dedi. Sen huysuzluk ettin, gitmem dedin ya. Baban seni sevmese hiç o kadar yalvarır mıydı gidelim diye? Hı? Biliyorum, o beni sevmiyor. Kafedeki çocukları benden daha çok seviyor. Canım benim. Merhaba Şerif. Emine eşim, Özgür de oğlum. Babacığım. Canım oğlum. Barbaros'cum. Eminem. Ailem. Hayır. 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 Ablacığım, hadi iki lokma bir şeyler ye. Bak, Yavuz'la konuştum, ilaçlarını da alacak bugün. Yani iyi beslen ki bir an önce toparlan. Bana hasta muamelesi yapmasan, ben iyiyim bir tanem. Olur mu? Hastasın işte. Yüzün bile solgun hala. Dün Nazlı öyle arayınca, yani kafeden nasıl çıktım, eve nasıl geldim hatırlamıyorum. O kadar korktum. Geldim baktım sen baygın yatıyorsun, hiçbir şey soramadım. Ablacığım hadi anlat. Nasıl bu hale geldin? Valla ben de anlamadım ki Meral. Yığılıp kalmışım işte. Üzüntüden, yorgunluktan tansiyonum düştü herhalde. Bilmiyorum ama insan üzüntüden bu hale gelmez. Hadi söyle ne oldu? Rauf'la tartıştık biraz. Ah Rauf ya. Ben sana ne diyeyim? Yine peşinizi bırakmıyor değil mi? Paraydı, mirastı. Sıktı canını işte. Gözlerimin içine bak. Hayatımı mahvettin. Kocamı aldın elimden. Beş parasız bıraktın. Yetmedi, doymadın. Kız kardeşimin de hayatını mahvettin. Sırf senin olmadım diye değil mi? Sırf intikam almak için. Yalan söyledin, kandırdın kızı. Saçmalıyorsun. Kendi ayaklarıyla geldi bana. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Meral. İyi ki sen varsın. İnsan böyle zamanlarda yalnız kalmak istemiyor. Ablacığım, sen yalnız değilsin ki. Ben hep senin yanındayım. Kardeşinim ben senin. Evet, kardeşimsin. Ay, affedersin. Sana yine Nazan'ı hatırlattım değil mi? Hatırlatmadın ki Meral. O benim hep aklımda. Yıllardır görmesem de, nerede yaşar, ne yapar bilmesem de, kardeş işte. Varlığı bile insana huzur veriyor biliyor musun? Bilmez olur muyum hiç? Hoş geldin Nazlıcığım. Merhaba Meral abla. Geç içeri. Anneciğim, nasıl oldun? İyiyim canım, iyiyim. Sağ ol. Canım anneciğim. Nazan Sultan, annelerin bir tanesi. Nasılsın? Ben de iyiyim.
Anneciğim bir şey soracağım sana. Hani bu senin bir sihirli karışımın vardı. Her derde deva. Hastayken beni şıp diye iyileştiren karışımı. Ya burada çok sevdiğim bir ablam rahatsızlandı da ona yapacağım. Sen onu nasıl yapıyordun? Ne koyuyordun içine? Abla kapıya bir bakıver. Ben bakıyorum. Sen yat. Anca yat şiş. Tövbe tövbe. Ah hoş geldin kızım. Merhaba alacığım, hoş buldum. Nasılsın güzelim? İyiyim alacığım işte. Mutfaktayım. Geç. Aa, madem buzdolabını temizliyorsun niye bana haber vermiyorsun alacığım? Yardım ederdim. Yok yavrum, yardım edecek bir şey kalmadı. Bitti zaten. İşte. Hayrola, o elindekiler ne? Meral ablanın birkaç tane yemek kabı bende kalmıştı da onları bırakmaya geldim. Hani Hikmet amca bir yere dışarı çıkarsa kafeye uğrayıp bırakır diye düşündüm. Aman kızım, Hikmet amcanın evden çıktığı mı var? Bütün gün uyuyor. Orucu uykuya tutturdu ya, aynı alışkanlık sürüp gidiyor. Şimdi uyandırsak uykumun en güzel yerinde uyandırdınız der. Hem sen kendin niye gitmiyorsun? Ya biliyorsun işte niye gitmediğimi halacığım. İyi. Madem yalnız gidemiyorsun, yürü beraber gidelim. Ben de alışveriş etmem gerekiyor. Onu hallederiz bari. Tamam halacığım, hallederiz halletmesine de ben girmesem kafeye, hani sen girip de bıraksan kapları. Olur. Babanın uşağı vardı. Sen Şerif'i görmeyeyim, yüz yüze gelmeyeyim diye böyle yapıyorsun. Yavrum, utanacağın, başını önüne eğeceğin hiçbir şey yok. Bırak o utansın. Utansın da kafasını duvarlara vursun. Ay olur mu halacığım? Ben o niyetle hiç gitmem. Ölsem gitmem. Ne öyle kendimi göstermeye gidiyormuşum gibi. Kızım ben o manada söylemedim ki. Senin çekilecek hiçbir şeyin yok. Sevdalanmışsın o kadar. Bunu anlamayan eşek sıpasında kabahat. Yok halacığım, yani utandığımdan çekindiğimden değil de ne bileyim işte. Yani anla, mecbur kalmadıkça görmek istemiyorum Şerif'i. Yavrum ben de ille git gör demiyorum ki. Kaçma diyorum. Neyse hadi üstümü değişeyim de gidelim. Aa, İlkay'a da uğrayalım. Sabahleyin cüzdanını unutmuş. Şimdi perişan olur yavrucuk. Tamam, ben üstümü değişiyorum. Tamam alacığım. Anneciğim sen öyle birden yığılınca öyle kötü oldum ki. Ya hani babam da öyle fenalaşmıştı ya. Sandım ki... Ay Nazlı, o ne biçim laf öyle? Nermin ablam bizimle daha çok uzun zaman birlikte olacak. Sadece çok üzüldü, yoruldu. Yani hem ruhen hem bedenen. Ama çabuk toparlar. Biraz dinlensin, kendine gelir o. Tabii. Meral'cığım hadi sen işine bak canım. Kafede bir sürü iş seni bekliyordur şimdi. Bak Nazlı yanımda, merak etme. Aklım bende kalmasın, tamam mı canım? Tamam ablacığım, çıkarım şimdi. Ama o kahvaltı bitecek, anlaştık mı? Bak tostundan hiçbir şey yememişsin daha. Vallahi hiç canım istemiyor Meral. Olmaz öyle şey. Biraz kardeş sözü dinle canım. Kardeş sözü. Ah Nazan, nerelerdesin kim bilir. Hadi hoşça kalın. Bir şey olursa ararsınız, tamam mı? Tamam ararız. Ay Nazlı, bak dolapta ıspanaklı çorba var. Kızlar gelince ısıtıp yedir, oldu mu? Deniz biraz direnir ıspana. Sen ısrar et, yesin. Tamam tamam Meral ablacığım, merak etme sen, yediririm. Tamam. Hadi hoşça kalın. Güle güle canım. Anne, ne oldu dün? Beni bir odaya gönderdin. Sonra geldim bağırış çağırış. Ne oldu? Yine canını sıkacak bir şeyler söyledi değil mi? Sana olan aşkı mı depreşmiş? Miras meselesi mi yoksa? Anne ne oldu anlatsana. Hiçbiri Nazlı. Rauf'la seni bir arada görünce deli oluyorum, sen anlamıyor musun? Ve sen ne konuşuyorsun Rauf'la? Beni kötülüyor değil mi sana? Anlamıyor musun Nazlı? Aramızı açmaya çalışıyor bu adam. Ya anne yok öyle bir şey. Ne alakası var? Abim bizim aramızı bozamaz. Ay sen benim bir tanecik annemsin ya. Öyle bir şey yok. Nazlı, sen de benim hayattaki tek varlığımsın. O yüzden ne olur söyle kızım. Nedir senin Rauf'la arandaki mesele? Ne konuşuyorsunuz böyle fısır fısır? Canım ben sana ne dedim? Yüzünde hüznü görmeyeceğim demedim mi? Hadi gülümse biraz. Heh, işte böyle.
Efendim İlkay. Günlük programınızı yapalım diyecektim ama meşgulsünüz herhalde. Her şeyi iptal et bugün. Çok önemli işlerim var. Peki. İlkay. Bu arada Ali proje taslaklarıyla ihale önerilerini kontrol edecekti. Sen benim yerime onun yanında olursan sevinirim. Tabii. Teşekkür ederim. Allah Allah. Kim bu kadın acaba? Merhaba İlkay Hanım. Merhaba. Hadi kızım, hazırım. Hayırdır? Kim ola ki gider ayak? Aa, Barbar, hoş geldin. Merhaba şekercim. Merhaba Emine Hanım. Merhaba. Nereye böyle? Biraz işimiz var Barbar. Hadi bizi oyalama. Hikmet abin içeride. Hikmet abi. Sen misin Barbaros? Of, biraz içim geçmişti. Abiciğim lütfen bak rahatını bozma. Sen uzanmana devam et ama lütfen uyuma, tamam mı? Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Yine mi? Ya oğlum bırak şu Emine sevdasını ya. Ya senin yüzünden kızla az daha kavga ediyordum ben. O iş bitti artık. Tamam abi bitti, kapattım o konuyu, bu başka bir şey. Bak ne biliyor musun? Kendime yeni bir Barbaros imajı yaratmaya karar verdim abicim. Bismillah. Ne o? Şimdi şöyle anlatayım. Ben bugün yarın evleneceğim. Yani bu Emine Hanım da olur, bir başkası da olabilir değil mi? İnşallah Emine Hanım'la. E'si şu. Şimdi abicim, zamanımızın kızları biliyorsun öyle insanın içinden çok dış görünüşüne bakıyorlar. Yani senin karizmatik olmana bakıyorlar. Ya böyle genç kızlar artık saçının telinden ayağının tırnağına kadar seni şöyle bir inceliyorlar, tamam mı? Yani 21. yüzyılın kızları kısacası metroseksüel erkekten hoşlanıyor. Ne seksüel? Metroseksüel. Sen bilmiyorsun. Anlatayım. Şimdi abi metroseksüel erkek ne demek? Metroseksüel erkek kendine bakan, şık, karizmatik, kuaföre giden, sonra manikür, pedikür yaptıran erkek. Tövbe estağfurullah ya. Bak oğlum bu pedikür mü? Ne ama işte onları yaptıranı erkeklere erkek denmez. Sen onları boş ver de sadede gel bakalım. Yani demek istediğim abi... Senle çıkıp şöyle alışverişe gidelim bana kıyafet bakmak için. Ya oğlum sen delirdin mi? Ben şimdiki kızların beğendiği kılık kıyafetten ne anlarım? Ya tövbe estağfurullah ya. Abicim bak lütfen bak. Diyorum ki birlikte gidelim, beni bir baştan aşağı donatalım diyorum. Peki tamam. Şu üstümü değişim de gidelim. Tamam Hikmet abi. Şimdi bu yeni imajımla Emine bana mutlaka aşık olacak. Aslanım Barbaros be. Yürü bu yolda. Anne, inan abimle son zamanlarda bu kadar sık görüşmemizin seninle uzaktan yakından ilgisi yok. Neyle ilgisi var peki Nazlı? Ya aramızda ortak bir mesele bu. Senin Rauf'la ne gibi bir ortaklığın olabilir ki? Anne, bak inan zamanı geldiğinde anlatacağım sana. O konuşmalar bizim iyiliğimiz için. Ya aramızda bir çeşit çıkar ilişkisi var. Ama sana yemin ederim bu sana ya da bana zarar verebilecek bir şey değil. Yoksa yılların nefreti öyle bir anda geçer mi? Anneciğim ne olur bana güven. Peşine düştüğüm şeye ulaştığımda sen de rahatlayacaksın. Peki Nazlı, nasıl istiyorsan öyle olsun. Hiçbir şeyle uğraşacak gücüm yok gerçekten. Ama ne olur beni bırakma, olur mu? Bak birbirimize kenetlenmezsek Rauf bizi yok eder Nazlı. Orada da posamız bile kalmaz. Anne o nasıl söz? Ben seni hiç bırakır mıyım? Nasıl yaparım böyle bir şeyi? Sen benim her şeyimsin, canımsın. Ya şu Rauf meselesini de kapa artık, düşünme. Bak düşüne düşüne ne hale geldin. Bizim Rauf'la meselemiz kapanmaz Nazlı. Kapanmayacak da. Niye anne? Benim bilmediğim bir şey mi var? Evet Nazlı var. Peki ne anne? Bana da söylesene.
Ben bunu sana senelerdir söylemek istedim ama bir türlü beceremedim Nazlı. Neyi? Nazlı, senin bir teyzen var. Ne? Teyzem. Alo. Evet. Öyle mi? Tamam, tamam, ben ilgilenirim. İyi günler. Rauf Bey, sizinle bir şey konuşmak istiyordum da. Tabii, Yaşar. Filiz, sen beni arabada bekle, tamam mı? Ben hemen geliyorum. Kusura bakma, rahatsız etmek istemezdim ama başka çare bulamadım. Olur mu öyle şey? Ne demek rahatsız etmek? Ne oldu? Bir şey mi var? Şey, Rusya'dan ödeme emri geldi de atladığımız bir senet varmış, eski bir senet. Tamam, ben muhasebeyle konuşurum, hallederiz. Var mı başka bir şey? Yok. Tamam, görüşmek üzere. Merak etme tatlım benim, bugün alacağım. Ha Defne, kardeşinle kavga etmeyin olur mu? Bir de odanızda oynayın, Nermin teyzen rahatsız olmasın. Tamam canım, öpüyorum. Allah fakire fukaraya yardım etsin vallahi. Ne var? Ne oldu Meral Hanım? Aman okuldan bir şeyler istediler yine. Yarına lazımmış da ben bir çıkıp alayım. Siz zahmet etmeyin, verin ben alayım. Ay olur mu Şerif? Kafenin işi değil ki, benim özel işim. Ne fark eder canım? Hem sizin burada işiniz var. Levazım subayınız Şerif 2 dakikada alır gelir. Ay Şerif sağ ol ya. Ay ne yalan söyleyeyim, üşeniyordum zaten. Lafım olur. Merhaba kızım. Aa, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Siz buralara uğrar mıydınız ya? Aa, yerinde pek güzelmiş kızım. Yavrum cüzdanını unutmuşum, biz onu getirdik. Ay, sağ ol halacığım, çok teşekkür ederim. Bir de Emine Hanım, Meral Hanım'ın kafeye kapları bırakacakmış. Yalnız gidemiyormuş her ne hikmetse. Vardır bir bildiği halacığım. Yavrum ben bir tuvalete gideyim. Nerede? Gel ben seni götüreyim. Yok yok, ben giderim, sen yerini göster bana. Bak bu koridorun sonundan sağa dönüyorsun, hemen orada, tamam? Tamam, sen de şununla bir konuş. Emine, kusura bakma ama sen de abarttın yani. Nereye kadar kaçacaksın abimden? Hem sen niye kaçıyorsun onu anlamadım. Kaçması gereken o. Bırak da o çekinsin. Of ya, tamam da İlkay. Şimdi Şerif'i göreceğim. Ondan sonra yine depreşecek sevdam. Sonra da tuhaf tuhaf hallere gireceğim. Tamam arkadaşım. Eninde sonunda göreceksin abimi. Ya mahallede, ya bizde, ya kafede. Nereye kadar kaçabilirsin ki? Doğru diyorsun ya. Nereye kadar kaçacağım ki? Of. Aman neyse, beni boş ver de sen ne yapıyorsun burada bir başına ya, kimse yok mu? Yoklar. Emine, bugün çok tuhaf bir şey oldu. Rauf bir kadınla buradan çekti gitti, bütün randevularını da iptal etti. Ay sahi mi? Deme kız. Evet. Anlaşılan benden ümidi kesti artık. Ya aslında sevinmedim de değil. Nasıl olsa bizim bir sonumuz yok, çizsin yolunu. Vallahi ne yalan söyleyeyim yani, Rauf Bey'in hemen başka birini bulmasına çok şaşırdım. Yani sana gösterdiği onca anlayışı ve sabrı düşününce demek hepsi koca bir yalanmış. Olsun Emine ya. Sevmesin beni. Bir de onu düşünmeyeyim, bir de onun için üzülmeyeyim. Zaten Nazlı ve Ali için yeterince üzülüyorum. Aslında Ali sana kaç kere söylemişti Rauf'a inanma diye. Vay be. Demek bu kadar kolay vazgeçebildi seni sevmekten ha. Fazla Naz aşık usandırırmış. Canım benim ya, sen sıkma canını sakın, tamam mı? Ya diyorum ya Emine, sıkmıyorum canımı. Hatta hiç üzülmüyorum, tam tersi seviniyorum bile. Yani Rauf iyi bir insan. Hak ediyor mutlu olmayı. Hiç olmazsa o mutlu olsun. İyi yürekli arkadaşım benim ya. Heh, konuştunuz mu? Gidiyor mu kafeye? Tamam halacığım, tamam gidiyoruz hadi. Aa, bir çay bile içmeden nereye böyle ya? Çay kalsın kızım, şimdi bu deli vazgeçer mazgeçer. Hadi hoşça kal. Yürü. Thank you.
Barbaros, sen hep böyle dolaşmayacaksın değil mi oğlum? Abicim, süs olsun diye almadık bunları değil mi? Artık bundan sonra böyle dolaşacağım abicim. Yani kızlar seni böyle beğeniyor, öyle mi? Aynen öyle. Vay ben bu kızların aklına ya. Ya abi, İlkay'ın çalıştığı yer şuralarda bir yerde değil miydi? Ha, şurada bir yerde bak bak. Gördün mü? Bana, o gelenler ablamlar değil mi ya? Vallahi de onlar. Oğlum Barba, hayırdır? Bu ne hal? Hayır hayır şekercim, artık hayırlı işler peşindeyim. Hikmet abinin de desteğiyle bundan sonra bambaşka bir Barbaros var karşımızda ya. Siz nasılsınız Emine Hanım, iyi misiniz? Birlikte galiba alışverişe gittiniz ha? Şeker alanın alacakları vardı da onları aldık, sonra bir de İlkay'a uğradık. Ya güzel güzel. Oğlum sen hele benimle gel azıcık. Oğlum delirdin mi? Ne bu hal? Ne varmış halde? Bak şekercim, artık o Barbaros safa kaldırıldı, tamam mı? Yani o kalbi kırık aşık Barbaros öldü artık. Ya ne diyorsun? Şu imajımla bana hayır diyecek bir kadın var mı acaba? Oğlum heveslenip giymişsin ama kendini boş ümitlere kaptırma. Boş ümit mi? Şekercim artık boş ümit yok, tamam mı? Bundan sonra karşınızda eylemci, efendime söyleyeyim karizmatik, sonra romantik ve sonra Romeo Barbaros tipi var. Oğlum sen ne diyorsun öyle tik tük, romos momos? Ben 3 fakülte bitirsem bunları anlamam. Barbar, acayip acayip giyinmişsin, acayip acayip de konuşup beni büsbütün korkutma. Ya korkacak bir şey yok, hiç merak etme, her şey kontrolüm altında. İnşallah. Bana hiç öyle gelmiyor ama. Vallahi bu olan ya iyiye gidiyor ya da ablamın dediği gibi yakında Mecnun olur. Ay onu bilemem de Hikmet amca. Yani Özgür'e yaptıklarından mıdır nedir? Eskisi kadar kızamıyorum artık şu deliliklerine. Sen de biliyorsun nasıl sahip çıkıyor Özgür'e. Hatta doktor bile söylemiş İlkay'a. Ne demiş? Özgür en çok Barbaros'a ve Ali'ye güveniyormuş. Çok çok önemsiyormuş onları. Bak şu kerataya. Yani bana güvenmiyor muymuş? Ha yok canım, olur mu? Yani sana da güveniyor da zaten. Hani ben söylemeye gerek bile duymadım ya. Oğlum aman diyeyim kendine mukayyet. Barbaros, şu bizim paketleri eve bırakır mısın ha? Ayıpsın şekercim. Tabii. Hikmet, biz Şerif'in çalıştığı kafeye gideceğiz. Şu kapkacak bırakılacakmış, tamam? Tamam abla. Hadi görüşürüz Hikmet amcam. Görüşürüz Barbaros Bey. İyi günler Emine Hanım. Barbaros, biz bu taraftan gideceğiz oğlum. Aklın iyice Şinan Ay oldu ya. Yürü 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 yürü. Hadi önden yürü. Hadi. Nazlı abla, biz içeride yiyebilir miyiz? Tamam canım, ama taşıyabilecek misin tepsiyi? Taşırım. Al bakalım. Yalnız Deniz'e söylüyorsun, bu ıspanağın hepsi bitecek, tamam mı? Tamam. Anne, çocuklar geldi, konuşamadık, anlatsana. Nereden çıktı bu teyze? Niye benim hiç haberim olmadı? Rauf yüzünden. Rauf mu? Evet. Rauf beni elde edemeyince kancayı kız kardeşime taktı. Benden böyle intikam almak istedi. Seni seviyorum deyip kandırdı kızı, kullandı. Benim aptal kardeşim de bütün uyarılarıma rağmen beni dinlemedi, gitti aşık oldu Rauf'a. Onu iyi, beni kötü belledi işte. Sonra? Sonra aramız bozuldu kardeşimle. Daha sonra da çekti gitti buralardan. Peki Rauf'la ilişkisi ne oldu? Ay ne ilişkisi Nazlı? Rauf kendine yakışanı yaptı. Kullandı, attı kızı bir kenara. Sonra da yıllardır haber alamadım ondan. Hadi ya. Demek bunca yıldır bir teyzem var ve benim haberim yok.
Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Anneciğim nasıl oldunuz? İyiyim Ali'cim, sağ ol, hoş geldin. Bunlar benim en sevdiğim çiçekler Ali. Ne kadar zor bulunur bu mevsimde, sağ ol. Ne zarifsin. Sahi Ali, nereden buldun bunları? Buldum işte, orasını karıştırmayın siz. Ay Nazlıcığım, sen bunları vazoya koy da solmasınlar. Tamam anneciğim. Ay canım ya. Kim bilir nasıl dolaşmıştır bunları bulabilmek için. Aslında iyi çocuk da. Bende iş yok işte. Gittim Selçuk'u sevdim. Ali'cim. Dün bütün gece hastanede benim için koşturdun. Sağ ol canım benim. Eksik olma. Ne demek Nermin anne? Oğullar anneleri için koşturur tabii ki. Canım. Yalnız siz de biraz sağlığınıza dikkat etseniz. Yani olur olmaz şeyler için üzmeyin kendinizi. Hem siz bize lazımsınız değil mi? Yakında anneanne olacaksınız, torununuza bakacaksınız. Laf aramızda çocuğu çok fazla Nazlı'ya emanet etmemek gerek. Duydum, duydum. Hepsini duydum. Sen bakma ona. O hele bir anne olsun, çocuğunu kucağına alsın. Bak göreceksin nasıl titiz bir anne olacak. Seni beni beğenmeyecek. Merhaba. Oo, hoş geldin Yavuzcuğum. Hoş bulduk Ali abicim. Geçmiş olsun Nermin Hanım. Sağ ol, teşekkür ederim canım. Geç geç Yavuz, buyur otur. Şeker alam. Ne olur beni affet. Ben giremeyeceğim. Sen bunları verirsin. Ne diyorsun sen Emine? Ben bir saattir boşa mı konuştum? Şerif var diye değil mi? E kızım, Şerif var diye bize de gelme. Buraya da girme. Sokağa da çıkma bari. Beni iyice cinlendirme Emine. Yürü. Merhaba. Aa, kimleri görüyorum. Şeker alacığım, hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Sen de hoş geldin Emine. Hoş bulduk. Şerif yok mu? Yok. Kızların okul alışverişi vardı da onu yapmaya gitti. Buyurun, ayakta kalmayın. Meral abla, biz oturmasak fazla kalamayacağız da ben de senin yemek kapların kalmıştı, onu bırakmak için uğramıştık. Olur mu öyle şey ya? Benim gelip almam gereken şeyleri sen getiriyorsun. Sonra da bir çayımı içmeden gideceksin. Olur mu? Hadi buyurun. Karnınız aç mı? Ha? Harika sandviçlerim var. Getireyim mi? Yok kızım. Tokuz. Ama zahmet olmazsa bir çayını içeriz. Ay aşk olsun, ne zahmeti. Getireyim hemen. Of hala ya, niye oturduk ki? Sanki yani kapla bırakıp gitseydik keşke. Olur mu öyle şey kızım? Ayıp. Ne o öyle yabani gibi? Of. Meğer babam çocuk okutuyormuş. Öğrendiğimde öyle duygulandım ki. Ya. Rahmetli çok önem verirdi tahsile. Sağ olsun. Üzerimde hakkı çoktur. Anneciğim, izninizle ben kalkayım. Şirkette işler yoğun. Tamam canım, sen işine bak. Görüşürüz Yavuzcuğum. Görüşürüz Ali abi. Ben seni geçireyim canım. Anne, ben markete uğrayacağım. Bir şey istiyor musun? Yok canım, sağ ol. İlaçların kutusunda ne zaman kaç tane alacağınız yazıyor Nermin Hanım. Canım benim, çok teşekkür ederim. Buralara kadar yoruldun Yavuzcuğum. Çok zarifsin. Ne demek efendim? Çok endişelendik sizin için. Ha, Şerif abinin de selam var. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağ olsun canım, sağ olsun. Ha, unutmadan şunu da vereyim de. Bu ne Yavuz? Bu şifalı bir karışım. Her derde deva. Yemeklerden sonra birer kaşık alırsanız 2 gün içinde bir şeyciğiniz kalmaz. Çok teşekkür ederim de yani... Tadı da sanıldığı gibi kötü değildir. Bir bakın isterseniz. Bunu kim yaptı Yavuz? Ben yaptım. Ama aslında annem yapar bunu. Tarifini ondan aldım. Çocukluğumdan beri ne zaman hastalansam bununla iyileşirim. İlaç nedir bilmedim hiç. Ne kadar ilginç. O kadar tanıdık bir tat ki bu. Biz çocukken hastalandığımızda, yani ben hastalandığımda annem aynı bu tatta bir karışım yapardı. Sadece hasta olduğumuzda değil, normal zamanda da bayılırdık yemeğe. Yani ben bayılırdım.
Bana maziyi hatırlattın Yavuz. Maziyi. Ay Şerif geldiğinden beri nasıl rahatladım anlatamam. Her problemi çözüyor. Yani inanır mısınız? İki lafımdan biri Şerif oldu. Olacak tabii yavrum, başında erkek yok. Buraya sahip çıkacak. Vallahi kendi işi olsaydı anca bu kadar sahip çıkardı. Allah razı olsun, ne diyeyim. Burada çalışıyor kızım. Buradan ekmek yiyor. Elinden ne iş geliyorsa yapacak tabii. İşi bu, işi. Allah senden razı olsun ki aş verdin, iş verdin. Yok yok. Şerif aldığı paranın hakkını çoktan verdi. Affedersiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi, buyurun. Emine, istersen gidelim ha kızım. Ya, tamam gidelim ama şey, çayım bitmedi daha. Hadi bitti bitti. Ama şey bak, benimki daha bitmedi. İçeyim öyle gidelim. Emine girerken pek bir acele ediyordun da ondan dedim yavrum. Birer çay daha alır mısınız? Yok kızım, zahmet etme. Özgür okuldan gelir, anca yetişiriz. Hadi Emine, iç şu bir yudumunu. Tamam. Hoşça kal. Güle güle. Yine beklerim inşallah. Hoşça kal Meral abla. Güle. Maşallah Emine, zorla içeri soktuk. Kalkma bilmedin kızım. Ay yok, şeker alan nereden çıkardın? Gözün daima kapıdaydı. Anlamadım sanma. Ben izninizi isteyeyim efendim. Estağfurullah canım, sağ ol. Her şey için teşekkür ederim Yavuz. Özellikle de bu şifalı karışım için. Ne demek? Siz iyi olun da. Neyse, tekrar geçmiş olsun. Sağ ol canım, güle güle. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk da. Bunun ne işi var burada? Ayşe, girin, kapıda kaldınız. Her yerde karşıma çıkıyor. Şimdi de bunlara yamanmaya çalışıyor. Satma. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Lütfen rahatsız olmayın. Zaten çok oturmayacağız. Hemen kalkacağız. İyi gördüm sizi Nermin Hanım. Sağ olun. Düne göre daha iyiyim Sedat Bey. Çok şükür. Meyve getirdim size. Bol bol vitamin alın da bir an evvel iyileşin. Zahmet etmişsiniz. Ne gerek vardı? Ben onları yıkayayım. Ne oldu böyle birdenbire Nermin Hanım? Ciddi bir şey değildir inşallah. Yok yok. Biraz vücut kırgınlığım vardı. Tansiyonum da düşünce yığılıp kalmışım işte. Bu ilaçları mı kullanıyorsunuz Nermin Hanım? Evet Sedat Bey, doktor yazdı. Bir dönem ben de kullanmıştım. Bunun çok yan etkisi var. Mide bulantısı yapar. Bunun muadili başka bir ilaç var bizim evde. Hemen gidip alıp da geleyim. Sedat Bey, hiç gerek yok. Ben daha önce de kullandım bu ilaçları. Bir yan etkisini görmedim, sağ olun. Olur mu? Ne olacağı hiç belli olmaz. Gerek yok diyor. Otur lütfen. Ben müsaadenizle bir lavaboya gidebilir miyim? Ah, ben yardımcı olayım size. Kolunuza gireyim. Allah Allah, ne oluyor böyle Sedat? Yok ilaç alayım, yok kolunuza gireyim. Yahu hasta kadıncağız. Ben de çok hasta oldum ama hiç böyle ihtimam görmedim Sedat Bey. La havle ve la kuvveten illa billah. Bunlar da ne çürük aile. Analı kızlı bayılıp bayılıp duruyorlar. Şşş, duyacaklar. Yalan mı? Ay, ay Şerif. Neler almışsın böyle? Bunların hiçbiri listede yoktu. Kızların hoşuna gider diye düşündüm. Ay gitmez mi? Ben bile bayıldım. Kızlar çıldıracak bunları görünce. Ben aslında çocuklardan pek anlamam.
Yani kız çocuklarından. Satıcı bunları beğenir dedi. Doğru söylemiş vallahi. Ya dün Deniz öyle içli ağladı ki içime dokundu. Sevinir diye düşündüm. İnşallah hoşuna gider. Ay gitmez olur mu hiç? Deniz bayılır bu bebeklere. Ay Şerif sen nasıl bir adamsın ya? Seni benim başıma Allah gönderdi. Abartmayın Meral Hanım. Ne yaptık ki? Kim olsa aynı şeyi yapar. Yok yapmaz. Böyle bir şeyi hiç kimse yapmaz. Ay bunda ne var? O sizin değil, araya karışmış. Benim için. Yani biri için almıştım. Diğerleri sizin. Öyle mi? Affedersin. Ay neredeyse unutuyordum. Biraz önce Şeker Ala ile Emine buradaydı. Böyle kapıyı kaçırdın. Öyle mi? Niye gelmişler? Emine bizim yemek kaplarını getirmiş. O yüzden. Ay kızlar bayılacak bunlara. Meral Hanım, izin verirseniz ben bir dışarı çıkmak istiyorum. Bir işim vardı, unutmuşum. Tabii sen git. Ben de kızlara telefon açayım da haber vereyim. Emine. Aa Şerif. Merhaba. Merhaba. Merhaba yavrum. Benim şeye gitmem lazım. Halise turşu kuruyormuş da yardıma gel dediydi. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Ne hallere düşürdüler beni. Ne söyleyeceksin Şerif? Ben bunu Özgür'e almıştım. O zaman niye bana veriyorsun? Sen ver işte. Canım ben niye veriyorum? Kendim ver elin yok mu? Emine. Ama Özgür... Of Emine bilmiyormuş gibi konuşturma beni. Kaçıyor işte. Niye? Kaçışını görmemek için beni kullanıyorsun ha? Seni istemiyorum demesini duymamak için mi? Amma uzattın Emine. Vermeyeceksen vermeyeceğim de. Vermeyeceğim. Madem oğluna bir hediye aldın kendin ver. Tamam veririm. Ama ne oluyor? Ne bu haller Emine? Ne bağırıyorsun? Bağırdığın falan yok. Bal gibi de bağırıyorsun işte. Ne o? Başkasına meylettiğin için mi değiştin birden? Ne bu Celal? Ne meyli ya? Ne diyorsun sen? Kime meyletmişim? Barbaros'a. Dün kafeden çıkarken hiç de reddedilmiş bir adama benzemiyordu. Ne saçmalıyorsun sen ya? Al işte. Yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Buradaki ihale dosyaları da 2004'ten sonraki sözleşme dosyalarına bağlanıyor. Kim bilir daha neler imha edildi bu şirkette. İlkay, hala imha edilen dosyalarla ilgili bir bilgi yok değil mi? Ya Ali imha edilen falan deme şunlara. Kaybolmuş işte, silinmiş. Rauf'un bu konuda hiçbir suçu yok. Niye anlamıyorsun? Bütün suç bilgi işlemdekilerin. İlkay, bak hala görmüyorsun. Bu şirkette bir şeyler dönüyor tamam mı? Rauf gibi tekin olmayan bir adamın yaptığı her işten de bir sakatlık beklenir zaten. Bu belgeler de bilerek ve isteyerek imha edildi tek tek. Hepsini ben çok iyi biliyorum. Bak, bana birazcık olsun güveniyorsan bu söylediklerimi kale al. Efendim Nazlı. Tamam sakin ol ben hemen geliyorum. Nermin anne fenalaşmış benim gitmem lazım. Ya git tabii git. Geçmiş olsun da benden. Tamam görüşürüz. Git tabii. Ailenin yanına git. Bir dakika ya. Sen nasıl böyle bir şey söylersin ha? Barbaros aramızda bir şey oldu nasıl ima edersin? Hangi hakla? Görünen köy kılavuz istemez Emine. Yanlış görmüşsünüz Şerif Bey. Barbaros Özgür için sürekli yanımızda. Çünkü çocuk yapayalnız. Kabuslar görerek uyanıyor her sabah. Bilmem biliyor musun ama doktora gidiyor hala. Sen başkalarının kızlarının derdiyle uğraşırken Barbaros senin yapamadığını yapıp oğluna babalık yapıyor, destek oluyor. Hem Özgür de çok seviyor Barbaros'u. Hep yanında olsun istiyor. Ne yapayım yani? Barbaros gitmesin gelmesin diyeyim. Ben o kadar bencil değilim anladın mı? Özgür onun olmak istiyorsa Özgür'ün hatırı için katlanırım bu duruma. Emine yeter! Bırak kolumu! Bırak!
Emine! Emine! Emine, iyi misin? Aç gözlerini, Emine! Emine, Emine. Birazdan düşer ateşin anneciğim, merak etme. Sağ ol oğlum. Nazlı panikleyip hemen seni aramış. Yoksa biz hallederdik. Aa, ne demek anneciğim, tabii ki arayacak. Ben dururken siz niye uğraşasınız ki? Ay vallahi elim hemen Ali'nin numarasına gitti anne. E ne yapsaydım, Ali dururken abimi mi arasaydım? Canım ya, nasıl hemen koşturdu doktoru getirdi. Sağ ol Ali'cim. Ya yabancıymışım gibi teşekkür edip durmayın lütfen. Ben bir su içeyim. Nazlı, şu Ali ile ilgili fikirlerini değiştirsen kızım. Bak ne kadar iyi, anlayışlı, zarif bir çocuk. Hı? Bunların ben de farkındayım anneciğim. İnan Ali'nin değerini biliyorum. Hatta onu İlkay'a kaptırmamak için neler çeviriyorum bir bilsen. Rauf'la bile birlik oldum. Benden isteseydin ya. Ne olacak canım, ben aldım işte. Aç mısın? Bak ıspanak var. Aa, sigara böreği de var, sen seversin. Yanına bir de domates doğrarım, üstüne de kekik dökerim, sen onu da seversin. Evet severim de hatırlamana şaşırdım valla. Doğrusu ben de şaşırdım. Hazırlarsan yerim artık. Hazırlarım tabii. Ali. Her şey için teşekkür ederim. Yani bizi koruyup kolladığın için, her sıkıştığımızda yardım ettiğin için, bizi düşündüğün için gerçekten çok teşekkür ederim. Nazlı, anla artık. Bak biz evliyiz. Sen benim karımsın. Senin annem benim de annem artık. Lütfen bana böyle teşekkür edip durmayın, tamam mı? Benim bunları yapmam lazım zaten. Görev için yapıyorsun yani. Emine, duyuyor musun? Aç gözlerini. Acıyor mu? Bileğim. Ayak bileğim. Burası mı? Çok acıyor. Tamam. Hadi gel, bunu tut. Kısabiliyor musun? Başım dönüyor. Özelsin Filiz. Yüzük de yok ortada. O bayan içinmiş meğerse. Umarım mutlu olursun Rauf. Rauf, ben dosyaları getirmiştim de buraya bıraktım, tamam? Açıklama yapmana gerek yok. Sen benim asistanımsın ve istediğin zaman bu odaya girebilirsin. Rauf, ben çok sevindim. Yani senin adına. Anlamadım. Bugün yanında gördüğüm bayanı diyorum. Zaten en doğrusu da buydu. Gerçekten çok sevindim. Bir dakika. Sen benimle Filiz arasında bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. İlkay. Belli ki benim söylediklerimin senin üzerinde hiçbir etkisi olmamış. Ben birini seviyorum diyorsam, bunu cesaret edip söylüyorsam seviyorumdur. 40 yaşından sonra mevsimlerle duygular değişmez. Dün seviyorsam bugün de seviyorum. Gelecekte de severim. Bu arada Filiz Yaşar'ın ablası.
Yaşar'ın abisi benim çok eski bir arkadaşımdı. Bir talihsizlik sonucu onu kaybettik. Ölmeden önce Yaşar'la Filiz'i bana emanet etti. Ben düşünmüştüm ki... Ne düşündüysen yanlış düşünmüşsün. Ben duygularımda ve sözlerimde çok samimiydim İlkay. Seni sevdim. Ve seninle bir hayat kurmak istediğimi anlatmaya çalıştım. Ama belli ki anlatamamışım. Hata bende. Kusura bakma. Bak ben sanmıştım ki... Keşke beni sevmeseydi. Gel yavrum. Ver. Şöyle. Ay halacığım ne gerek vardı? Ben evde de yatıyordum zaten. Yavrum burası da senin evin. İnat ettin, dün gece evinde kaldın. Yeter işte. Ama yani hani... Ne olmaz öyle şey. Bu halde evde yalnız mı kalacaksın? Olur mu hiç? Bana bak, ben şimdi hazırlanıp işe gideceğim. Hiçbir yere gitmek yok, anladın mı? Hadi görüşürüz. Hadi yavrum, güle güle, iyi işler. Mine, dur bakayım yavrum. Hah, şimdi şu. Rahat mısın kızım? Vallahi halacığım iyiyim diyorum ya. Yani tamam bak, madem ısrar ediyorsun, birazcık yatarım sonra kalkar eve giderim. Emine bak, yaşına başına bakmam, alırım ayağımın altına. Olan öbür bacağına da olur. Ağabeyim tepemin tasını attırma be kızım. Yat işte şurada ya. İyi de halacığım ama çok büyütüyorsunuz ya. Alt tarafı ayağım burkuldu yani. Neyse ne. Kızım. İnsan insana böyle günde lazım. Sen bunca sene Özgür'e baktın, analık ettin. Bir kere yüzün asılmadı. Ben seni yalnız başına o evlere nasıl bırakayım be çocuğum? Halacığım sağ ol da yani ayağım gayet iyi. Bak hatta üstüne bile basabiliyorum. Bak. Ay. Emine iyiymiş. Vallahi elime terliği aldıracaksın ha. Yok ya, öyle aniden üstüne basınca şey oldu. Ya Emine, doktor sana kaç kere yere basma demedi mi? Ne yapıyorsun sen? Bak, o ayak iyileşene kadar hiçbir yere kıpırdamak yok. Kara kızım benim, anladın mı? Tamam halacığım, tamam. Ha şöyle, büyük sözü dinleyin be yavrum. Şey hala, Özgür ne yaptı? Barbaros mu götürdü okula? Yok, Hikmet götürdü de geldi bile. Sen onu merak etme, keyfine bak. Hala, ben çıkıyorum. Tamam oğlum. Hadi güle güle. Allah işini rast getirsin. Emine. Sana bir süt getireyim ha? Kuvvet olur. Hikmet, bizim oğlan anca bundan anlardı. Öyle çok sevmeyeceksin erkek milletini. Bak, Emine bir küstü, kıymete bindi. Abla ne var bunda? Ay ne varı var mı Hikmet? Emine diye bir koşturdu, kucağına alıp hastaneye bir götürüşü vardı. Görmeliydin. İyi abla, tabii yani kız bacağını şey yapmış. Ne yapmışsa yapmış. Kucağına aldı ya, sen ona bak. Abla senin başka derdin yok mu Allah aşkına? Ha biliyorum, senin derdin bana kahvaltı yaptırmamak. Evet, senin gırtlaktan başka derdin yok ki. Hay Allah'ım, hay Allah. Ne düşünüyorsun Emine? Hiç. Emine yanakların alıl olmuş. Yok halacığım, niye alal olsun? Şey, ben hani bir an önce gideyim ki size yük olmayayım diye düşünüyordum. Emine, başka laf bilmiyor musun çocuğum sen? Bak kal işte şurada. Hem böylece Özgür de evine dönmüş olur belki. Doğru diyorsun aslında. Tamam, kalırım o zaman. Heh, aferin.
Sütünü tutuyormuşum. Al yavrum, afiyet olsun. Niye zahmet ediyorsun alacığım? Evet. Kızarmış ekmekler de hazır. Ali'cim onları bırak. Al. Sağ ol. Sen de al anneciğim. Sağ ol canım. Ay çocuklar, buraya kadar yorulduğunuz zaman ne güzel oldu bakın. Hep beraber kahvaltı ediyoruz. Hem de Nazlı'nın elinde. Afiyet olsun anneciğim. Sen iste, ben her sabah gelir hazırlarım sana kahvaltını. Vallahi beni şaşırtıyorsun Nazlı. Bunlar da geliyordu demek senin elinden ha? Aslında ilk günlerde biz de biraz yanık şeyler yedik ama artık beceriyor her şey anne. Ne yapayım? İlk başlarda benim de tuhafıma gidiyordu. Hani yapmış olmak için yapıyordum ama şimdi zevk bile alıyorum. Nasıl, beğeniyor musun yemeklerimi? Vallahi gayet güzel. Ben de şaşırıyorum ama. Daha çok şaşıracaksın Ali'cim. Aç bakayım ağzını. Nazlı, ben alırım. Hadi hadi, akıyor bak, al. Ay çocuklar, inşallah sofranız hep böyle mutlu, huzurlu, bereketli olsun. Tabii öyle olacak anneciğim. Eline sağlık Nazlı. Siz devam edin, ben çıkayım artık. Hayatım, akşama istediğim bir şey var mı? Yo, benim için fark etmez. Ben arabayı size bırakacağım. Ne olur ne olmaz gerekebilir. Nereden ne rahatsız ya. Gerek yok Ali'cim, ben gayet iyiyim. Sen arabanla git. Yok yok, ben taksiyle giderim. Size gerekebilir araba. Tabii Ali, iyi düşün. Araba bende kalsın. Bu bebek gelişimiyle ilgili kitaplara bakacağım. Artık yavaş yavaş başlamak gerekiyor. Arabayla giderim. Tabii tabii, olur Nazlı, iyi düşünmüşsün. İstersen birlikte de bakabiliriz. Yok canım, sen işinden kalma. Ama birlikte çıkalım, ben seni şirkete bırakırım, oradan geçerim, tamam? Olur olur. Ama siz önce hadi kahvaltınızı bitirin öyle. Tamam canım. Ay Nazlı, bu haliniz o kadar mutlu ediyor ki beni. Özellikle de senin halin. Ali'nin üstüne böyle titremen, ona özen göstermen. Ya elimden geleni yapıyorum anneciğim. Bu arada ilaçların nerede? Çıkmadan önce hazırlayayım ben onları. Ay yok Nazlı, ben ilacı kestim. Uyku yapıyordu o bana. Aa, ne demek kestim anne? Öyle kafana göre olur mu? Nazlıcığım, Yavuz'un getirdiği ilaç var ya. Onu içiyorum, çok iyi geldi bana. Bak iyileştim. Ama anne... Ne garip. Tadı öyle tanıdık ki. Biz küçükken Nazan teyzenle hastalandığımızda annem hep aynı ilacı yapardı. Aynı tat. Anne, ben şu Nazan teyzemi iyice merak etmeye başladım. Ne yani, hiç göremeyecek miyim? Bir araştırsak bulamaz mıyız? Nasıl bulacağız kızım? Çok zor. 20 yıldır hiçbir haber yok. Tamam canım, okuldan çıkınca uğrayacağız yanına. Asuman. Hadi görüşürüz. Kızım, hala küs müyüz? İki gündür yüzüme bakmıyorsun. Yo, niye küs olayım ki? Gerçi böyle düşünmenize çok şaşırdım. Genelde ben yokmuşum gibi davranırsınız da. Bak, dünya küsse umurumda olmaz. Ama sana dayanamam, biliyorsun. Yok babacığım ya, kırgın değilim, üstünde durma. Ama üzülüyorsun, biliyorum bunu. Bizi duyduğundan haberim yoktu. E biz para konularını senin yanında konuşmayız ki, haberin bile olmaz kızım. Konuştuklarınızı duydum ama babacığım. Ben de daha fazla üzülmenize dayanamayıp gidip yarışmadan kazandığım parayla okul taksidimi ödedim ama hiç aklınıza bile gelmedim. Doğru söylüyorsun. Ama bilseydim eğer senin para bulamadığımızdan haberin olduğunu, hiç kimseye gitmez, doğru sana gelirdim. Kızım kendi parasını kendi yatırmış derdim. Gerçekten mi? Evet. Yalan mı söyleyeyim, senden mi korkacağım? Ama bir daha olmayacak, söz mü? Tamam, söz. O paralar suyunu çekince göreceğim ben seni. Çeksin. Artık harçlıktan marçlıktan da kurtulduk kızım. Yok ya, o kadar da değil. Yapma. Ya saat kaç oldu? Hadi geç kalacaksın. Ay doğru. Çıkıyorum ben hemen. Hadi iyi dersler yavrum. Hadi görüşürüz babacığım. Oh. Hadi güzel. Sabah sabah şımartmışsın yine. Burnu beş karış hava da seninkinin. Yahu Adalet, bir sabahta güler yüzle kalk Allah'ını seversen. Hem kızı üzdün, özür dileyeceğin yerde bir de üste çıkıyorsun ya. Of! İyi valla, hanımefendi 3 kuruş okul taksiti ödedi diye tepemize çıkartalım. Hii, şuna bak. Afiyet olsun. Şerif, gel gel otur.
Tamam, şunları boşaltayım, geliyorum. Ya bırak onları kapının oraya, ben boşaltırım, sen gel. Otur otur. Hayrola. Şu yandaki elektronik firması vardı ya, iftar yemeklerini bizden yiyen. Artık öğle yemeklerini de bizden almak istiyorlar. Anlaşma imzalamak istediler. E hadi hayırlısı, bayağı kalabalık onlar. Ya bayağı kalabalık. Ben yine tek başıma baş edemem. Anne, Emine Ramazan'da bize yardım etti ama bir konuşsan, acaba burada sürekli çalışabilir mi? Şerif, Emine diyorum, çalışır mı burada sürekli? Bilmem, sorarız. Ama iyileşene kadar gelemeyeceği kesin. Dün küçük bir kaza geçirdi de. Ciddi misin? Ne oldu? Allah'tan ayağı burkuldu. Doktor bir iki gün dinlenir, ilaçlarını alırsa iyileşir dedi. Hay Allah ya. Nasıl oldu peki, anlatsana. Apartmanda. Merdivenlerden düştü. Bak işte, görüyor musun? Görünmez kaza. Böyle durup dururken. Durup dururken değil, benim yüzümden. Senin yüzünden mi? Nasıl yani? Meral Hanım, biz konuşuyorduk. Neyse işte, sonuçta iyi. Özgür'le mi ilgiliydi? Ha? Tartışıyor muydunuz yoksa? Meral Hanım, bakın. Ay iyi, anlatmak istemiyorsan anlatma. Ama şunu söylemek zorundayım. Ya Özgür el kadar çocuk. Sen böyle zorlanıyorsan o kim bilir neler hissediyor. Tamam, konuşmuyorum. Ben şu poşetleri yerleştireyim. Ya ben konuşmak istemiyorum ama Şerif, yani sen şerefli bir insansın değil mi? Bir hata yaptıysan, bundan dolayı pişman olduysan eğer, özür dilemesini bilirsin. Ya ben seni öyle tanıdım, o yüzden. Hayır, ben bile çocuklarımdan günde 100 kere özür diliyorum değil mi canım? Kalplerini kırdıysam diye önlerinde 10 takla atıyorum vallahi. Çocuk bunlar. Ya sen daha iyi bilirsin tabii de. Ben gideyim. Hayır, ayrıca yani böyle her şeyi bekletmeye gelmez. Sonra elinde avucunda olandan da olursun. Böyle bir bakarsın, sen böyle beklerken hayat elindekileri de almış götürmüş, ellerinin içinde hiçbir şey kalmamış herif. Ben başka da bir şey demek istemiyorum artık. Of Meral Hanım, of. Sen de haklısın. İyi de ne yapayım, daha ne yapayım? Geldim, geldim. Ah, sen niye okulda değilsin? Abla, uzağım aldı beni. Ne oldu? Emine iyi mi? Ne oldu? Nerede? Ay, telaşlanacak bir şey yok Barbaros. Ha? Merak etme, içeride. Emine Hanım, ne oldu? Geçmiş olsun. Merhaba, sağ olun. Ha, iyisiniz değil mi? İyisiniz yani, bir şeyiniz yok. İyiyim, sağ olun. Sadece bileğimi incittim, hepsi o. Ah, ben o bileğe... Şey yani ben hani çok heyecanlandım. Özgür bana kaza olmuş deyince koşa koşa geldim. Neyse, iyisiniz inşallah. İyisiniz. Barbar. Barbaros Bey, bakın. Siz çok iyi bir insansınız. Ama bu konuyu daha fazla uzatıp beni üzmeyin ne olur. Emine Hanım, ben sizi nasıl üzerim ki? Ben istesem de üzemem ki. Barbar, ne vardı çocuğu okuldan alıp gelecek? Ne bileyim Şekercim, yani Özgür kaza oldu deyince bir panikle koştuk buraya geldik. Bir okulu unuttum tabii. Ay, sen nasıl terlemişsin öyle fındım? Gel oğlum, gel de üstünü değişelim. Okuldan da kaldı çocuk. Ama ne olacak canım Şekercim, ya bir günden bir şey olmaz. Ya çok istiyorsanız ben birazdan bırakırım yani. Ha? Yani böyle hani sizin böyle kaza geçirdiğinizi duyunca çok korktuk. Hemen aceleyle buraya geldik. Okulu unuttuk tabii. Yani boşuna da Özgür'ü terlettik değil mi? Evet. Boşuna.
kaçta çıkarsın işten? Ne zaman alayım seni? Sen yorulma Nazlı, ben gelirim. Ay Ali, bu çıkmıyor ya. Bir sen bakar mısın? E gideceksin şimdi. Niye çıkarıyorsun ki? Ay yok, bunu aldım. Çok sıkıldım. Ben takarım sonra. Hadi lütfen. Tamam, dur bakayım. Allah Allah. Tamam. Sağ ol. Ali, ben bu kokuyu daha önce hiç duymamıştım. Hangi parfüm bu? Bilmem, banyodaydı. Elime ilk geleni sıktım vallahi. Neyse, hadi görüşürüz. Nazlı, kemeri takacaksın, tamam mı? Bak, hız yapmak da yok. Arayıp soracağım ona göre. Tamam anneciğim, merak etme. Bir de çok fazla dolaşıp kendini yorma, tamam mı? Hadi görüşürüz. Aa, günaydın İlkay'cığım. Günaydın. Ben şirketteyim. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Ay İlkay ya, iyi oldu seni gördüm. Laflarız biraz. Ya arabada oturmaktan bunaldım vallahi, içime fenalık geldi. Ali! Ali! Ali, iyi misin? İyi misin? Tamam. Ay çok korktum, sana bir şey oldu diye. Tamam, sakin olun, değmedi bile. Tamam, sakin. Ali, Ali, ben sensiz ne yaparım Ali? Çok sağ ol Meral ablacığım, çok teşekkürler. Yok yok, önemli bir şey yok. Yani araman yeterli, sağ ol. Evet, çayınız da geldi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol tekrardan Meral ablacığım. Öpüyorum. Ay Barbaros Bey, niye zahmet ediyorsunuz? Yani gören de gerçekten hastayım da ayağa kalkamıyorum zannedecek. Olur mu? Olur mu Emine Hanım? Öyle şey hiç olur mu? Yani size hizmet etmek benim için büyük bir şereftir. Onurdur. Yani size hizmet etmek... Yani demek istiyorum ki yani yaralıya ya da hastaya hizmet... Hakka hizmet demektir. Ay ben alırım, ben alırım, sağ ol. Geç bakayım canım. Bana ne ya, ben burada kalmam. Ne demek kalmam Özgür, burası senin evin. Gel bakayım. Of, yine huysuzluk ediyor ya. Etsin, mecbur kalacak burada. Bak gördün, Emine ablam da burada. Emine hadi evimize gidelim. Fındığım, senin evin burası. Tamam bak, yukarısı da senin evin ama... Ben burada kalmam Emine. Ay ne demek kalmam oğlum? Bir başına mı kalacaksın yukarıda? Kalırım tabii. Oğlum, bak Emine ablam burada kalacak. Ben ikinize birden bakacağım. O hasta oldu. Artık yemek yapamaz, çamaşır yıkayamaz. Seni okula götüremez. Birkaç gün böyle yatacak. O zaman ben de Barbaros abimde kalırım. Olur. Olmaz. Ya bak çocuğum, olur olmaz şeyler söyleme Allah aşkına. Ya tabii ki bizde kalabilirsin ama şimdi bu durumda... Özgürcüğüm bak, zaten bir iki gün kalacaksın burada. Olmaz, o var evde. Oğlum, babanı görmek istemezsen görmezsin. Zaten akşama kadar işte. Konuşmak istemezsen konuşmazsın da. Ama burası senin evin, senin. Burası benim evim değil. Aa, tepeme cinleri çıkarma ama. Bana ne ya, bana ne? Sen bana bak bakayım. Ablacığım dur, yapma. Doktor üstüne gitmeyin dedi. E gitmeyelim de kızım. İyice tepemize çıktı bu. Aa, maymuna döndük elinde ya. Neyse ben gidip bir bakayım bari. Artık idare edeceğiz alacığım, ne yapalım? Kızım idare edeceğiz de nereye kadar? El kadar çocuğun her dediğine evet denir mi? Ama onun durumu farklı. Doktor öyle söyledi. Vallahi ben anlamıyorum kızım. Ne yapacağımı da şaşırdım. İnşallah Barbaros kandırır. İnşallah. Şerif, o dün aldığı şey değil mi? Hani benim dediğin şey. Evet. Şey, ben canını sıkmak istemiyorum. Ya bugün çok karıştım biliyorum ama... O hediyeyi Özgür'e aldın değil mi?
Şey diyecektim ben. Bak bugün kafe bomboş. Acaba Özgür'e gidip hediyesini versen mi? Hem Emine'yle de görüşmüş olursun. Bakalım biz de sürekli çalışmak ister mi diye ağzını ararsın. Anneciğim, anne. Benim prenseslerim gelmiş. Gel. Oy kuzu bunlar kuzu. Gel. Şerif abi, biliyor musun ben bugün Türkçeden 100 aldım. Aferin, helal olsun sana. Öğretmen kompozisyon çok güzel oldu dedi. Birinci oldum yani. İyi demiş, aferin. Ben de yazarım, ben de birinci olurum. Sen daha yazmayı bilmiyorsun ki. Ama ben herkesten önce öğreneceğim. Çünkü babam öyle demişti. Bunu herkesten önce öğretecek. Ben sana öğretirim tatlım. Anne, babam hiç gelmeyecekti mi? Aşkım, bu konuyu kaç kere konuştum değil mi seninle? Gelmeyecek tabii, babasız kaldık. Alış artık. Şş, Defne! Ya kızlar lütfen. Bunu kaç kere konuştuk değil mi? Yapmayın böyle. Biliyoruz anne, kandırma bizi. Geldiniz. Kızlar! Anne, ne diyeceğini biliyorum artık. Ezberledim. Biz babamsız yapabiliriz. Daha güçlüyüz. Görüyorsun işte. Bazen çok anlayışlı oluyorlar. Bazen de işte böyle hiç beklemediğim bir anda her şey dışarı çıkıveriyor. Ne yapacaksınız? Çocuk bunlar. Al bakalım, üzülme artık. Ben babamı istiyorum. Sen ne yaparsan yap. Ne söylersen söyle. Babaları işte. Onu istiyorlar. Özlüyorlar. Değil mi? Ablacığım, gel bakayım, gel. Ama böyle de ağlanmaz ki. Ha? Ağlarım, babamı özledim ben, hem de çok özledim. Ablacığım. Ay Ali, o fren sesini duyunca sanki içimde bir şeyler koptu, sana bir şey olacak diye çok korktum. Ay nasıl kötü oldum canım benim ya, sakın sana bir şey olmasın, tamam mı? Nazlı. Şirketteyiz, tamam. Bir sakin ol, abartma ya. Ali al iç şunu. Ya korkudan ölecekmişim gibi davranmayın bana. İlkay, teşekkür ederim ama gerek yok, tamam mı? Benim bir sürü iş güç var, benim muhasebeye gitmem lazım. Tamam. Sakin ol hadi. Tamam sen çık, ben de birazdan çıkarım zaten. Ay. Ay şu suyu da ben içeyim bari. İç bari. Ay hala nasıl atıyor kalbim. Ay nasıl kötü oldum İlkay'a, anlatamam ya, böyle durumlarda insan sevdiğine bir şey olacak diye nasıl korkuyor, çok kötü oldum. Tamam işte Nazlı, bir şey olmadı, geçti. Ya belki de ne bileyim şeyden böyle oldum ben çok. Bu aralar çok iyiyizdi. Öyle mi? Sevindim. Ali çok iyi davranıyor bana. O hayatındaki kadın meselesini de kapattım artık. Öyle mi? Ne oldu? Bulacağım diyordun. Vallahi belli ki bir şeyler bitmiş İlkay'cığım. Boşuna şimdi o kadının peşine düşüp ağzımızın tadını bozmaya hiç gerek yok. Ama içimdeki öfke bitmiş değil. Eğer Ali bana tekrar kötü davranmaya başlasın, yine aramız bozulsun. O zaman yine bu defterler açılacak. O zaman düşeceğim işte o kadının peşine. Yani bence siz mutluysanız gerisini boş ver Nazlı. Hem ben senin söylediğin gibi Ali'nin hayatında biri olduğunu zannetmiyorum. Zannetmezsin tabii. O kadın benim diyecek halin yok ya. Hem nasıl olsa aranızda iyiymiş. Boş ver sen, kapat bu defteri. Şimdilik İlkay'cığım. Şimdilik kapatıyorum. Yani bu aralar Ali'yle öyle mutluyuz ki. Ay canım neyse, seni de meşgul ettim.
Benim çarşıya çıkmam gerekiyor zaten. Bebek için alışveriş yapacağım bir dünya. Yavaş yavaş başlamak lazım değil mi? Başlayın tabii. Yarın bir gün tekmelemeye de başlar geliyorum diye. Yonnesinin tatlısı ya. Şimdi tekmeleme falan yok ama yavaş yavaş bir kıpırdanmaya başladı. Başlar, başlar yakında. Neyse. Hadi biz bebeğimle çıkıyoruz İlkay'cığım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Güle güle. Aa, ama yeter surat astığın aslan parçası. Ben onu hiç sevmiyorum Barbaros abi. Bir daha burada da kalmayacağım. Ama bak, baban seni çok seviyor biliyor musun? Hem burada kalırsan çok mutlu olacak. Sevmiyor. Hep başka çocukları seviyor. Hep. Bak haksızlık ediyorsun ama. Ben gördüm. Benden başka bütün çocukları seviyor. Kafedeki çocukları bile. Oh. Tuttum. Şimdi bak beni iyi dinle aslan parçası. Evet, baban bütün çocukları seviyor. Ama seni haydi haydi seviyor çünkü sen onun oğlusun. Ya. Hatta seni onlardan daha fazla çok seviyor. Hayır, sevmiyor. Keşke dönmeseydi babam. Özgürcüğüm bak böyle yaparsan olmaz ki. Keşke babam hiç olmasaydı. Oh. Allah Allah, yani inatçı çocuk ya. Ne yapsak ki? Babam bir kere bile telefon etmedi. Tamam canım, tamam eder. Ama sen şimdi sil gözünün yaşını. Hadi bakayım. Herkesin babası annesi var. Başıya babası götürüyor okula. Okuldaki bütün kızlar hava atıyor. Benim babam şunu aldı, benim babam bunu aldı diyorlar. Ben de senin aldıklarını gösterdim Şerif abi. Onlar da neden senin baban yok dediler. Tamam, tamam. Sen bakma onlara. Kimseyi kale alma. Ağzı olan konuşuyor. O ne demek? Yani sen kimseyi dinleme, onlara kulak asma demek. Hem sizin de babanız gelecek. Babanız geldiğinde sizi okula götürür. Size istediğiniz her şeyi alır. Hem de çok alır. Ama biz onun gelmeyeceğini biliyoruz. Sence gelir mi? Niye gelmesin Defneciğim? Gelir tabii, özlemiştir sizi. Ne zaman gelecek? Zamanı gelince. Zamanı ne zaman? Vallahi Defneciğim, şimdi ne desem yalan olur. Ama bir gün mutlaka gelecek. Çünkü hiçbir baba sizin gibi cici kızları geride bırakmaz. Emin ol. Mutlaka gelecek. O da bizi kalbinde taşıyor değil mi Şerif abi? Nasıl yani? Hani bir insanı seversen onu kalbinde taşırsın ya burada. Tabii taşıyordur. Çok seviyordur sizi. Çok özlemiştir. Ben ona resim biriktiriyorum. Gelince göstereceğim. Bunu senin için yaptım. Baba. Yapıyorum, yapıyorum. Sonra da biriktiriyorum. Onun için yapıyorum, babam için. Yap tabii. Yap. Hep yap. Bir gün gelip hepsine bakar baban. Abla. Hadi gel resim yapalım. Ne olur. Hadi bakalım. Hop. Meral Hanım, izin verirseniz ben bir eve gideyim. Tabii. Şerif. Buyurun. Yok, yok bir şey. İyi ki hayatımıza girdin. İyi ki. Gal, sen bana şu rakamları tek tek söyle, ben de kontrol edeyim burada, tamam mı? Tamam, öyle yapalım. Yoksa çıkamayacağız bu işin içinden. Efendim? Levent, sen misin? Yaşıyor musun oğlum sen? Bizim Levent mi? İyi, döndün mü Hollanda'dan? Ne olsun, biz de çalışıp gidiyoruz işte, yok bir değişiklik. Bak, İlkay da yanımda, çok selam var sana.
Ya aslında bir değişiklik var. Ben evlendim işte. Sağ ol. Tamam, veriyorum. Seni istiyorum. Levent, ne yapıyorsun? Nerelerdesin sen ya? Yıllardır görüşemiyoruz. Yok. Ben değil. Yani biz değil. Ali evlendi. Yok, yanlış anlamışsın sen. Yok, hayır, tanımazsın. Rica ederim, rica ederim, önemli değil. Ben Ali'yi veriyorum, görüşürüz sonra. Hoşçakal. İlkay. Efendim Levent. Meral abla. Aha kızlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz istediğiniz yere oturun, ben bir çocuklara bakıp geleyim. Tamam, sen keyfine bak. Ya görüyor musun? Aynı kurumdayız. Ya aynı kurumdayız. Beyefendi, kurmuş ortamını. Neyse, ben biraz kolaçan edeyim etrafı. Tamam. Oo, hoş geldiniz. Çok pardon. Çok çok pardon. Ya öpmek ve dokunmak yasaktı değil mi? Ne diyorsun sen ya? Yasak değil miydi yoksa? Şu masada serbestmiş, git öpsünler seni. Pek bir samimiydi. Ha yok. Yeni tanıştık onlarla tesadüfen. Aynı bölüme başlayacakmışız. Şansa bak, daha okul açılmadan. Ya ne büyük şans, ne büyük şans. Yavuz. Bir saniye. Hoş kızlarmış ha. Nesi hoş be? Nesi hoş bunların? Uf, Tuğçe ya, biz de salak gibi okul üniformasıyla geldik. Hepsinin yüzünden ya. Kalk hadi, gidiyoruz. Ama daha yeni geldik. Tuğçe otur sen, ben gidiyorum. Of Asu, tamam. Asu. Nereye gidiyorsunuz? Bu kadar yeter Yavuz. Bir şey içmediniz, bir şey ikram etseydim. Gerek yok, işim var benim. Ha. Bez bebek mi başlıyor? Of Yavuz ya, of. Aşkım, şaka yaptım. Hoş geldin oğlum, hayırdır bu vakitte? Özgür nerede hala? İçeride Barbaros'un oynuyor. Oo. Bakıyorum Barbaros da Özgür'den ayrılmaz oldu. Asker arkadaşı gibi. Oğlum, Özgür bırakmıyor. Çocuk ne yapsın? Kim yakınlık gösterirse onun yanında. Hala. Ben bir şey demedim. Çocuğum, sordun diye söylüyorum. Lafın gelişi yani. Tamam tamam. Sen nereye? Bakkala kadar gidiyorum. Ha, Emine içeride uyuyor. Ses etme. Sağ yap. Sağ 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 sağ. Gel 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 gel. Hop, çarpacaksın usta. Çarpmam, merak etme. Merhaba Şerif. Merhaba. Merhaba Özgür. Barbaros, bize bir müsaade eder misin? Tabii, derhal. Barbaros abi, gitme. Ama Özgürciğim, lütfen. O zaman ben de geleceğim sana. Özgür! Seninle erkek erkeğe konuşacağız. Böyle kız gibi kaçıp gitmek yok. Bu. Sağ ol. Özgür, bak ne güzel, baban sana hediye almış değil mi? İstemiyorum. Seni de istemiyorum, hediyeni de istemiyorum. Ama. Sen git başka çocuklara ver bunu. Özgür. Ya sabır. Ya sabır. Dur dur. Ya sabır Allah'ım. Amin. Adama bak.
bak ya, daha üniversiteye girmeden kızlarla muhabbeti kurmuş. Uf! Çıldıracağım yemin ederim. Asucuğum, canını sıkmak istemem ama bu işler böyledir biraz. Nasıldır bu işler Tuğçe? Yani erkekler üniversite ortamına girince biraz değişirler. Saçmalama Tuğçe ya, Yavuz öyle şey yapmaz. Tabii canım, sen sevgilini benden daha iyi tanırsın sonuçta. Ama şu üniversiteli arkadaşları bize bakıp bakıp gülüyorlardı fark ettiysen. Üniformayla gittiğimizden olur mu acaba Tuğçe, ha? Çocuk gibi üniformayla gittik ya. Ya çocuk gibi dedin de şu bez bebek muhabbeti neydi? Aman yok bir şey işte, kendince dalga geçiyor. Neden? Şey, aman boş ver. Ya öpmek sarılmak yasak falan diyordu. Söylesene bir şey mi oldu? Ya şey, boş ver ya. Asu, aranızda bir şey mi geçti size? Ya... Ya inanmıyorum sana Asu ya, ne yaptın sen? Ya bir şey yapmadım zaten, sadece şey oldu. Ne oldu? Beni öpmek istedi. İnanmıyorum ya, pis sapık. Ya yok, ben müsaade etmedim zaten, olmadı öyle bir şey yani. Öpmedi. Yani zaten sapıkça bir hareket falan da değildi Tuğçe. Nasıl sapıkça değildi Asu ya, çok safsın. İlkay, ben özür dilerim. Levent sanmış ki, hani ben evlendim deyince, İlkay da yanımda deyince. Ali, yanlış anlaşılma olmuş işte. Özür dilenecek bir şey yok, ben konuşmak istemiyorum. Ama üzüldün İlkay. Ben de çok üzülüyorum, hem de çok. Ali tamam yeter, ne olursun. Bak, beni birazcık düşünüyorsan yalnız bırak, tamam mı? Yapılacak çok işim var. Ama iyi değilsin. Çok iyiyim, gerçekten. Lütfen. Peki. Görüşürüz. Asıl sen bırak. Ali'yi bırak, Nazlı'yı bırak, abini bırak. Birazcık kendine bak. Bırak yaralarını sarayım İlkay. Yapamam Rauf. Herkesi üzdüm, seni de üzemem. Beni zaten üzüyorsun. Böyle yaparak kahrediyorsun beni. Bırak yanında olayım. Destek olayım sana. O zaman daha iyi olurum. Yapamam. Sana ümit veremem. Bak, bu haksızlık, hislerimi biliyorsun. Sana bunu yapamam. Herkesi üzdüm. Seni de üzeceğim. Lütfen. Bırak ben buna karar vereyim. İzin ver. Yaralarını sarayım. Yardım edeyim sana. Daha ilk günden hatunlarla takılmalar, fırsat buldukça seni sıkıştırmalar falan. Ama belliydi bunun böyle olacağı. İlk günden beri ne düşündüysen bir bir çıkıyor Asu. Ne düşündün ki? Ya canını sıkmayayım diye sana söylemedim ama belliydi işte ya. Tuğçe, açık konuş. Ya... Senden faydalanmaya çalışıyor Asu, görmüyor musun? Çüş! Bence de çüş. E bizim elimiz armut toplamıyor herhalde. Hele öyle bir şey yapmaya kalksın. Yer kafasına. Ya aslında öyle diyorum ama Yavuz öyle şey yapmaz ya. Oho, sen böyle saf oldukça. O ne demek şimdi, ne alakası var? Sen sanki çok biliyorsun da. Biliyorum tabii hayatım, bu işler hep böyle başlar. Eve davet etmeler, kendi elleriyle yemek yapmalar, film izlerken sarılmaya çalışmalar, öpmeye çalışmalar falan. Sonra da hop. Hop ne? Anla işte sonrasını. Tuğçe, saçmalama.
Efendim Yavuz. Ne yapıyorsun aşkım? Bebeklerimle oynuyorum. Çocuğum ya. Avs, neden kızıyorsun? Sence? Peki, tamam. O zaman sana kendimi affettirsem? Mesela buradan çıkınca sana akşam yemeği yapsam kendi ellerimle. Ondan sonra oturup film seyretsek olur mu? Olmaz Yavuz, olmaz. Hala şey derdinde ya. Film. Of kızım of, bunların ikisi de aynı. Ne olacak? Keçinin oğlu kuzu olacak değil ya. Keçinin oğlu keçi olur. Aynı inat. Şerif düzeldi dedik, şimdi de oğlu çıktı. O Şerif de nasıl düzeldiyse, işte ikisi de aynı. Ama Özgür'e hediye almış halacığım. Bence bu iyi bir şey Şerif açısından yani. E sonra da kırmış dökmüş kızım. Ne oluyor? Suratınız sirke satıyor. Çocuklara diyoruz Hikmet. Baba ol bir eve sığamadılar. Özgür babasına kızdı Hikmet amca. Ben burada kalmam diye Barbaros'un evine gitti. Getiremiyoruz. Of of. Şerif nerede? Odasında. Ne oluyor anlayayım diye yanına gittim. Beni yalnız bırak dedi beyefendi. Bunca yıl hapislerde yalnız kaldığı yetmemiş. Ben gidip bir bakayım. Yok, hiç gitme. Aman oğlum dedikçe gözlerini devire devire karşımıza dikiliyor. Baba. Aa, Emine. Ayağın ağrıyor mu kızım? Gel şu yastığı da koy. Yok, iyi iyi. İyi misin kızım? Ha, iyiyim iyiyim. Baba dedim. Git hemen Özgür'ü al Barbaros'un yanından. Ne? Ne oluyor oğlum? Bir şey olduğu yok. Baba, bundan sonra ya sen okuldan al ya ben alayım çocuğu. Olur oğlum. Hem de çok güzel olur oğlum. Barbaros'a yük olmayalım. Yarın bir gün evlenip hayatını kurar adam. Çocuğa vakit ayıramaz, çocuk perişan olur. Gerçi şu ana kadar Emine'ye yük olduk ama Emine yabancı sayılmaz. Tabii oğlum. O bu evin kızı evladım. Ayrıca çocuk bundan sonra orada burada kalmayacak. O çocuğun yeri benim yanım. Böyle bilin. Özgür getireyim. Ay Emine. Ay nihayet şeker alacağım. Nihayet. Ay. Hani ikiz dağlar vardır ya İlkay. Bütün ihtişamıyla gökyüzüne yükselirler. Yıkılmazlar sanırsın. Ama esas yıkılmama sebepleri birbirlerine verdikleri güçtür. Biz de gücümüzü birbirimize verelim İlkay. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşıp yükümüzü hafifletelim. Sen böyle söyleyince her şey ne kadar kolay, ne kadar güzelmiş gibi geliyor. Ama öyle değildir of. Ya birbirimizi var etmeye çalışırken yok edersek? Ya yaralarımızı sarmaya çalışırken onları daha da derinleştirirsek? Hayır. Benim nasıl sevdalı olduğumu biliyorsun İlkay. Anlatamadım galiba. Sen yanımda ol yeter. Bu hayattaki bütün güçlükleri aşabilirim. Çok mutlu olacağız. Emin ol. Ben... bilmiyorum Rauf. Öyle yorgunum ki. İlkay. Bizi duyarlar. Etraftakiler ne der diye düşünme. Sen istemediğin sürece kimse hiçbir şey bilmeyecek. İkimizin arasında. Senden sevgilim olmanı isteyemem. Sen hazır olduğun zaman. Sadece bana güç ver. Bana biraz yastan yeter.